Kıymetli Post Gazetesi takipçilerimiz, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün canlı yayında konuğumuz İsviçre Türk Federasyonu Genel Başkanı Sayın İrfan Okutan. İrfan Bey, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahtiyar Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Bu Ramazan'ı da atlattık Allah'ın izniyle. Pandemi süreci de biraz geriledi. Umarım sizin de sağlığınız yerindedir. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Evet, bir Ramazan-ı Şerif ayını bu diyar gurbette hacı şeklinde bitirmiş ve bayramımızı da yaptık. Bu vesileyle bu akşam bizleri ekranları başında internet aracılığıyla izleyen çok kıymetli izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve geçmiş Ramazan-ı Şerif bayramlarını tebrik ediyorum. Allah'tan bundan sonraki bayramları daha güzel, sağlıklı ve bu tür dertlerden uzak şekilde kavuşmayı niyaz ediyorum. Ve bu teşekkür ederken Bahtiyar Bey, tabii ki sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle bizlere bu akşam birçok hem İsviçre'de, Avrupa'da ve inanıyorum ki Türkiye ve dünyada internet aracılığı ile bizleri izleyecek vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, gönüldaş ve ülküdaşımız mevcut. Hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu imkanı bize vermiş olduğunuz için siz ve sizin nezdinizde Post Gazetesi ailesine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Görüyoruz ki daha önce işte yazılı bir basınla karşı karşıyayken artık bundan sonra anlaşılıyor ki görselde de kendisini ispat edecek ve İsviçre ve Avrupa'daki ve dünyadaki vatandaşlarımızın hem gözü hem kulağı olacak diyorum. Bu vesileyle hem tebrik ediyor hem de tüm Post Gazetesi ailesine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Biz de size bugün akşam konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İrfan Bey, İsviçre Türk Federasyonu olarak biz sizi tanıyoruz, biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. Ancak bizi seyreden, bizi izleyen vatandaşlarımız için de İsviçre Türk Federasyonu'nun ne olduğunu bilmeyen, tanımayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza kısaca bir genel olarak İsviçre Türk Federasyonu'nu tanıtır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir imkan verdiniz. Tabii İsviçre Türk Federasyonu kısa şekliyle söylenilen şekli, uzatılmış şekliyle İsviçre Ülkücü Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu olarak bilinir ve Avrupa'da da Türk Federasyonlar olarak faaliyet göstermekte. Tabii ki son zamanlarda yaklaşık 7 sene önce Avrupa Türk Konfederasyonumuz bünyesinde faaliyet yürütmekteyiz. Ve Avrupa'nın her yerinde federasyonlarımız teşkilatları aracılığıyla vatandaşlarının dini, milli ve kültürel konularda asimile olmadan ama entegrasyonla bağlı olmuş oldukları ülkelerde uyumla birlikte yaşamalarını sağlamak ve burada yetişmiş ve doğmuş gençlerimizin, çocuklarımızın, yavrularımızın daha iyi ortamda, daha uyumlu ama ülke ve vatan milletlerine de bağlı bir şekilde yaşamaları ve burada büyümeleri şekilde faaliyetlerimiz tabii ki hüküm sürmekte. Bunu söylerken bir şeyi de özellikle belirtmem gerekiyor Bahtiyar Bey, izninizle. Şimdi Türk federasyonların tabii mazisi çok geniş. İsviçre 30 yıldan beri İsviçre Türk Federasyonu var. Daha önce Almanya'da Avrupa Türk Federasyonu diye geçmekteydi. Ama dediğim gibi son zamanda konfederasyon haline geldi ve dünyanın her yerinde federasyonlarımız Avrupa Türklüğünün sigortası durumundadır. Şimdi Avrupa Türklüğü deyince hemen şu aklıma geldi. Daha önce biliyorsunuz Avrupa'daki Türkler vatanlarına, yani Türkiye'ye gittiğinde orada Almancı gözüyle bakılıyor. Buraya geldiğinde yabancı, iki kültür arasında bir sıkışmışlık ve bir uçurum vardı. İşte evet. Tam bu arada
O zamanki Avrupa Türk Federasyonumuzun kıymetli başkanının bir tezi olarak ilk kez dünya insanlığına Avrupa Türklüğü kavramını söyledi. Ve bugün itibariyle de Avrupa'nın her yerinde artık literatürde de böyle geçmekte Avrupa Türklüğü doğmuş vaziyette. Avrupa'nın her tarafında 5,5-6 milyona varmış vatandaşlarımızın ve büyük Türk milletinin sigortası olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve sürdürmeye de devam edecektir diyorum Allah'ın izniyle. Bu tabii ki söylenme söylerken de tabii içi bunların hepsinin dolu şeyler. Yani boş şeyler değil. Bizim Türk Federasyon ve Federasyonumuza bağlı tüm kurumlarımız önce vatan ve millettir. Vatan ve milleti için elini taşın altına değil, gövdesini taşın altına sokan kurum, teşkilat ve duygu ve düşünceye sahip insanlardır. Dolayısıyla buradan şunu da hemen ilave etmek istiyorum. İzninizle, nerede bir vatandaşımız varsa federasyonlarımız vardır. Federasyonumuzun olduğu her bir yerdeki vatandaşlarımız da yalnız değildir. Tüm vatandaşlarımız federasyonumuza uğradığında derdine her türlü çareyi bulacak güç, kuvvet ve kudrette olduğunu söylemek istiyorum. Nerede diyorum? Çünkü Avrupa'nın her yerinde, dünyanın her yerinde federasyonlarımız bu şekilde faaliyet sürdürmektedir. Ve konfederasyonumuz çok büyüktür, Allah'a şükürler olsun ki. Her türlü konfederasyonumuz vatandaşlarımızın çaresine, dertlerine çare bulacak güç ve kudrettedir. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı da bize verdiğiniz için, bu vatandaşlarımıza bunu söylediğimiz için. Tabii İrfan Bey, sizin eğitimle alakalı çalışmalarınız da var. Eğitime verdiğiniz önemi çok iyi biliyoruz. Eğitim özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olması için çok önemli bir konu. Bu konuda sizin derin tecrübelerinizden seyircilerimizin de faydalanmasını istiyorum açıkçası. Çünkü sizin çok derin çalışmalarınız var bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunun için de Bahtiyar Bey. Şimdi tabii biz federasyonlarımız önce şunu söylüyoruz. Artık biraz önce söyledim, Avrupa Türklüğü. Yani kalıcı bir Türk toplumu. Evet. Bundan önceki nesiller hep geçici, işte Türkiye'ye dönme arzusu içerisindeydi. Ama şu gelmiş olduğumuz ortamda artık dönse bile mutlaka bir ayakları Avrupa'da kalmakta. Ve Avrupa'yla devamlı gidiş gelişleri olacak. Dolayısıyla kalıcı bir Türk toplumu artık bu memleketlerde kalıcı olarak düşünmeye başlamakta. Biz tabii İsviçre Türk Federasyonu, İsviçre olarak şunu özellikle söylemek istiyorum. Maalesef İsviçre'deki Türk toplumu eğitimde belirli bir seviyeye gelebilmiş değil. Yani işte Türkçe tabirle söylüyorum, bir lise dengi okulun İsviçre'de yaşayan Türk toplumu nezdinde yalnız %3 hatta 2,5. Bu çok az bir rakam. Bu rakamı daha yükseklere, ilerlere taşımak için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. İşte bundan da tam 30 senedir, hatta geldiğim günden beridir eğitime çok önem veren buradaki vatandaşlardan bir tanesi bir kardeşinizim. Dolayısıyla buradaki vermiş olduğumuz eğitim ve birçok ocaklarımızda geçmişte buradaki vatandaşlarımızın, çocuklarının, hatta kim olursa olsun vatandaşların, insanlarımızın ve tüm dünya insanlarının, çocukların eğitimlerinin yükselmesi ve yücelmesi için yardımcı ek ders kursları verildi. Bazı rağbet gördü, görmedi ama bunları verdik. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Biz anne ve babalar kalıcı Türk toplumu olarak bu ülkedeki çocuklarımızdan en azından bir tanesinin yüksek okullara gitmesi için çaba sarf etmemiz lazım. Şimdi buradaki çocuklarımızın okullarda bir takım yanlış yönlendirmelerle eğitiminin önüne geçildiğini biliyoruz. Burada yapılması gereken önce biz buna inanmak ve çocuğumuzun, evlatlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Bizleri izleyenlerden bunu rica ediyorum. Biz inandığımız zaman burada evlatlarımızın,
yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. 25 sene, 30 sene, 20 sene önceye baktığımızda tabii ileri bir düzeydeyiz. Ama geldiğimiz olduğumuz nokta esas yerinde değil. Biz daha ileride olmalıyız. Bakın size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bazı vatandaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgi çerçevesinde. Bazı okullar var ki biliyorsunuz İsviçre'de Türkiye'deki gibi işte yüksek okula gitmek için bir imtihan yok. Daha önceki okuldaki başarı oranında ve onların not ortalaması gitmiş okulda gidecekleri okulla ilgili bir üniversite ve yüksek okullara gitmek konusunda önü açık. Şimdi burada önemli olan vatandaşlarımız yani evlatlarımızın aileleri, okul, okul aile birlikleri ve öğrenci üçlüsünü bir arada, buranın eğitim sistemi bu, bir arada götürmesi gerekiyor. Tek başına çocuğun başarısı yetmiyor. Tek başına ailenin desteği de yetmiyor. Aile, çocuk, okulla ne kadar ilgiliyse o kadar başarı sağlıyor. Başarı sağlamaması için hiçbir neden yok. Bu vesileyle ben bizleri ekranları başında izleyen her bir vatandaşımıza, kardeşimize, arkadaşımıza ricada bulunuyorum. Lütfen her bir arkadaşımız buradan bir çocuğunun yüksek okullara gitmesi için hangi bazda, neyi seviyorsa gitmesi için çaba sarf etsin. Görecek ki 3 sene sonra gerçekten bir çığır açılacak. Ve 2020 yılını da eğitim seferberliği yılı ilan eder. Buradan şunu rica ediyorum. Ben kendilerini gerçekten çok çalıştıklarını, çaba sarf ettiklerini biliyorum eğitim müşavirimizin. Eğitim müşavirimiz aracılığıyla tüm buradaki Türkçe dersi veren öğretmenlerimiz, kendilerine varan evlatlarımız, hepsi zaten okuma yazmaları var. Burada onlara yüksek okula gitmesi konusunda özgüven verilmesi için çaba sarf etmeliler. Mutlaka başarabileceklerini onlara empoze etmeliler. Ben yabancıyım, ben Türk'üm, işte ben yapamam, ben başaramam falan gibi duyguyu onlardan atacaklar. Öğretmenlerimiz bizim her şeyimiz. Öğretmenler ne derse onlara çok inanırız biz. Geçmişimizde hep bu var, nerede olursa olsun dünyanın. Dolayısıyla buradan ricam, buradaki Türk okulu öğretmenlerinin kendilerine varan evlatlarımızı bu bazda yönlendirici olsunlar. Bununla da yetmez. Bir ricam gerçekten yine var. Bunu yıllardır söylüyorum. Bugün tekrar ifade etmek istiyorum siz sorduğunuz için. İmamlarımız camideki vaazlarında, kürsüye çıktıklarında bir gün değil senede, gerekirse her hafta, gerekirse her gün oraya varan cemaata bunu empoze etsinler. Burada belli bir yere geleceksek, Türk toplumu olması yere gelecekse mutlak surette eğitimde bir yerde geleceğiz. Şükürler olsun ki geçmişteki hep bizim söylemiş olduğumuz şeyler, toplumun kalıcı olması için, Avrupa Türklüğü gerekli yere çıkması için, işte eğitim, siyaset, işte ekonomi, iş bazları vesaire bazında değişik çalışmalarımız vardı. Bugün görüyoruz ki Avrupa'nın her yeri, İsviçre'de de dahil olmak üzere, her bazda, her dalda şükürler olsun iş yapan, işçi çalıştıran ve belirli bir ekonomik düzeye gelmiş bir toplumumuz var. Bundan sonraki gelecek seviyede hem kendi toplumuna hem dünya insanlığına daha iyi yararlı olabilmek ve Türkiye'yi, Türk milletini olmuş olduğu yerde değil, olması geldiği yere çıkartabilmek için eğitim seferberliği yapalım. 2020-21 yılın başka bir inşallah Eylül ayında ama bir sonraki yıla hazırlıklarımızı yaparak ne kadar çok insanımızın kanton şulelere, gimnazyumlara, üniversitelere gitmesi için çaba sarf edelim diyorum. Ve bu vesileyle Allah nasip ederse bakın yani en fazla önem veren ben bir Türk milliyetçisi bir kişiyim bu konularda ama bu çağrımız dünya insanlığı için. Bakın bir korona felaketi yaşıyoruz sevgili Bahtiyar Bey. Artık görüyoruz ki dünya eski dünya değil, önümüzde de eski dünya olmayacak. Yeni bir dünya var. Artık dijital çağ var.
Hani çağlar vardı eskiden okullarda gösterirlerdi. İşte ilk çağ, orta çağ, yakın çağ diye. Bundan sonra bu çağın içerisinde, bu çağ, yakın çağ, yakın çağın içerisinde bir dijital çağ olacak. Herkes bilgi evet, ve ancak eğitimle bir yere gelebilecek. Hayat artık eğitimde olacak. Bu pandemi için de geçerli. Yaşayabileceğimiz ve yaşantımızın her dalında eğitim olmazsa olmazımız. Bunu söylerken şunu söylüyorum. İnşallah bu çalışmanın neticesinde ben de tabii özellikle çok önem verdiğim konu, sizin de söylemiş olduğunuz gibi yıllardır buna mücadele ediyorum vatandaşlarım için. İşte hukuk fakültesini bitirdi benim oğlum. İnşallah bu Eylül ayında da master'ına başlayacak. Onu da başarıyla inşallah bitirecektir. Kısa sürede buradaki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Ve yine Eylül'de en küçük yavrumuz, kızımız, o da hukuk fakültesine gitmeye karar verdi Zürih'te. Oraya gidecek. Demek ki başarıyor, demek ki oluyor. Rahmetli başvurumuzu rahmetle, minnetle anıyorum. Burada onu özellikle söylüyorum. Bizim federasyonlarımız, ocaklarımızı rahmetli başvur kurmuştur. Onu saygı, sevgiyle yad ediyorum. Ve mekanının cennet masını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Şimdi o şunu söylemişti. Sen inanırsan o bir hayal değildir. Biz inanacağız, evet. Mutlaka başaracağız. Başarmamız için önümüzde hiçbir engel olmadığını özellikle söylüyorum. Hakikaten bu sorunuz için de size çok çok teşekkür ediyorum. İrfan Bey, yalnız şöyle bir durum var. Ben size soruyu yöneltmeden önce bizi seyreden vatandaşlarımıza da seslenelim. Size herhangi bir soruları varsa yorum bölümüne yazabilirler. Tabii ki siz de biz de cevaplamaya çalışırız. İrfan Bey, eğitim konusunda şöyle bir Avrupa genelinde bir sıkıntı var. İsviçre'de bu biraz daha az gibi gözüküyor. Bir ırkçılık meselesi var okulda. Birçok vatandaşlarımızdan şöyle bir şikayetler çok geliyor. İşte okullarda öğretmenler yabancı öğrencilere daha fazla, daha az not verip bilerek yaptıkları yönünde şikayetler geliyor. Öğretmenlerin ırkçılık konusunda daha fazla istisna yapmadıkları gözüküyor. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Bahtiyar Bey, tabii ki şunu kabul edelim. Biraz önce ben de sözümün başında dedim. Yani bazı öğretmenlerinden hasbelkader, tabii ki gerek ırkçı diyebilirsiniz, işte yanlı diyebilirsiniz, değişik olabilir. Biz kendimize güvenebilir, gerekli not anda kendimizi bilebilirsek, eğer onlara itiraz etme hakkımız var, itiraz etmiş olduğumuz zaman da hakkımızı alabiliriz. Kaldı ki bu evet. Dediğimiz, şunu söyleyeyim, yüzde bakacak olursanız atıyorum %10 ya da %20 bu demiş olduğunuz kategoride olabilir. Ama %80 en azından objektif olan ya da %50 objektif olan bir öğretmenler var yani. Bunu evet. Söyleyebilirim. Sizin demiş olduğunuz Avrupa'nın değişik ülkelerinde olduğu gibi İsviçre'de de mevcut. Yanlı, taraflı ya da yanlış aksettirilen ya da hata yapmış olabilir. Bunu da söylemek lazım öğretmenlerin. Öğretmenlerimizin tabii. olduğunu, öğretmenlerin olabileceğini kesinlikle söylüyorum. Yani olur ama biz bunun peşinde olacağız. Biraz önce dikkat ederseniz şunu söyledim. Tek başına öğrencimizin, evladımızın başarısı yetmiyor. Öğrenci, aile ve okul işbirliği, okul-aile birliği, okuldaki öğretmenle ilişkilerinizin üçünün birlikte zaten gideceği bir süreçte eğitim. Tek başına sizin evet. çabanız, çocuğunuzun çabası yetmez. Onu özellikle söylüyorum. Doğru. Eğitim konusunda benim son olarak söylemek istediğim bir şey var. Vatandaşlarımızın çocuklarının daha iyi başarılı olabilmeleri için acaba halen almamış olan vatandaşlarımız için söylüyorum. İsviçre vatandaşlığına geçişlerinde bir kolaylık sağlamaz mı? Teşvik etmek zorunda kal. Yani teşvik etsek vatandaşlarımızı İsviçre vatandaşlığı almaları konusunda. Siz ne dersiniz bu konuda? Tabii ki bu da çok doğru, mantıklı. Eğitimli olan her bir kişiyi
tabii dünyadaki tüm ülkeler çok rahat bir şekilde kabul etmekteler ve ediyorlar. Zaten şunu da özellikle söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımız evlatlarını yüksek okullara ve değişik işte üniversitelere yollayacaklarsa bu arkadaşlarımız mutlaka çifte vatandaşlığını kabul ettiği için İsviçre çifte vatandaşlıktan yararlanmalarında fayda görüyoruz. Çünkü bu da kalıcı Türk toplumu ve buradaki insanlar ve dünya insanlığına faydalı olacaksa öncelikle buranın vatandaşı olmak durumundalar. Zaten İsviçre'de şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir gimnazyuma giden bir öğrenci rahat rahat 3-4 tane dil biliyor demektir. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi bir dil bir insan, iki dil iki insan. Buradaki bir tane 4 insan. Peki 4 tane insan ise İsviçre tabii bu vatandaşlarımızı ve evlatlarını kısa sürede vatandaşlığa geçimini sağlayacak. Ancak burada tabii bir konuyu da vurgulamak istiyorum sizin bunu sorunuzun üzerine. Daha önce şahsen ben de bilmiyordum ama başımıza geldiği zaman bazı şeyleri biliyorsunuz. Geç günlerde son derece önemli bir kanunla buradaki vatandaşlarımızın evlatları o okuyan çocuklar eğer İsviçre vatandaşlığına geçecek olduklarında Türkiye'deki dövizli askerlikten yararlanmış olsalar burada askerlikten muaf olacaklardı. Buna müracaat edildiğinde okuyan talebelerimizin maalesef çalışmadıkları için kendileri bu haktan mahrum edildiler. Yani burada çalışmıyorlar. En az 1000 küsur gün çalışıyor olmadıkları için vatandaşlığa müracaatları ya ileride çalışmadan sonra gerçekleşecekti ya da vatandaşlığa geçip burada askerlik yapacaktı. Yani yanlış bir kanundu. Biz başımıza geldikten sonra bu hadiseyle özellikle İsviçre Türk Federasyonu Genel Başkanı olarak da şahsımın bu konuda çok sayın büyüğümüzün nezdinde olsun, diğer sivil toplum kuruluşları nezdinde olsun çalışmalarımızın neticesinde teşekkür ediyorum. Savunma Bakanlığı buradaki vatandaşlarımızın bu tür problemlerinde, sıkıntılarında bundan sonra okuyan talebelerin, gençlerimizin de buradaki askerlik, Türkiye'deki döviz askerlik sisteminden faydalanabilecek. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ve inşallah biraz önce de dediğim gibi sıkıntı ve dertleri bildikçe, öğrendikçe bu konuların üzerinden geleceğiz diyor. Evet, ben bu askerlik konusuna değinecektim. Siz benden önce davrandınız bu arada. İrfan Bey, koronavirüsü pandemisi esnasında İsviçre genelinde İsviçre Türk Federasyonu'nun farklı çalışmaları oldu. Özellikle Winterthur'da yaşanan bir alim hadise var. Ben şahsen biliyorum siz vatandaşlarımıza yardımcı olmak için bizzat kendiniz seferber oldunuz. Bu konuda vatandaşlarımızın bilmediği yönüyle siz anlatır mısınız olayı? Özellikle bu Yasemin Hanım olayı var. Winterthur'daki Sayın Bakanımıza seslenmesi. Evet, evet. Şimdi sevgili Bahtiyar Bey, bu çok önemli. Gerçekten bu pandemi, korona virüsüyle birlikte şunu söylemek istiyorum ki Avrupa'daki yaşayan Avrupa Türklüğü, İsviçre Türklüğü yaşamış olduğu zaman dilim içerisinde inanın en zor zamanlarını yaşadı. Öyle ki biliyorsunuz burada arkadaşlarımız, sanırımız çalışırlar. Türkiye'de işte sevdikleriyle birlikte kısa süreliğine de olsa bir izin zamanında gidip gelmek isterler. 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir bu ülkede yaşayan insandan bir tane vefat olayı olduğunda istisnalar vardır ama istisnalar kaideyi bozmaz diyoruz. İnanın burada cenazesini gömmek isteyen hiç kimse yok. Avrupa elinden bunu söyleyebilirim. Çok azınlıktadır. O da bir takım mecburiyetten kaynaklanır. Şimdi bu pandemiyle birlikte İsviçre'de yaşayan, rahmet diliyorum her birine, birçok vatandaşımız vefat etti.
Biliyorsunuz kargo uçaklarıyla Türkiye'ye göndermek suretiyle aileleri burada kaldı. Büyük acı ve gerçekten hüzünlü bir şekilde. Hepsine sabırlar diliyorum ve bu ebediyete intikal eden tüm vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin söylemiş olduğunuz konu da çok acıydı. Biliyorsunuz ülkemize artık bir güven var. Devletimize artık bir güven var. Sağlık alanında bilhassa bu pandemi, koronayla birlikte vatandaşlarımızın büyük bir rağbet ve bakışı var. Artık Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye'de inşa edilmiş bu hastaneler vesaireye baktığımızda dünyadaki şimdiye kadar bilinen birçok süper güç ülkeden çok daha iyi. Allah'a şükürler olsun ki en azından ölen vaka sayısı diğer dünya ülkelerinden, ileri dünya ülkelerinden son derece iyi. Dolayısıyla şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bizde yaşlıya ve muhtaç insana bakış açısı, yardım duygusu diğer ülkelerden hem inancımız anlamında hem kültürel anlamda çok daha değişik. Dolayısıyla dünyanın işte Fransa, İsveç gibi ülkelerinden vatandaşlarımızı Türkiye ambulans uçaklarıyla götürdü. Demiş olduğunuz Yasemin Hanım konusunda da işte o günlerde bir İhlas Haber Ajansı vasıtasıyla sizin de Post gazetesinde gündem olmuştu o gün. Biliyorsunuz yayınlandı. Evet. Ve biz de görünce olaya anında müdahil olma durumunda kaldık. Sayın Büyükelçimi anında aradım. Başkonsolosumu anında aradım. Hanımefendiye ulaşabilmek, aileye ulaşabilmek için arkadaşlarımızı yönlendirdim. Ve aynı anda işte telefonlarıyla, adresleriyle Sayın Başkonsolosumuzdan ve ülkemizden almış olduğumuz bilgiler çerçevesinde ulaştık. İlk etapta neler yapılabilir? Kendilerinin ihtiyacı olan tüm ihtiyaçları karşıladık. Ve hanımefendi o an için hastaneye gitti, hep yanlarında oldu. Türkiye'ye bu konuyu ilgili mercilere, ilgili makamlara iletilmesi konusunda çok büyük gayret sarf ettim ve her birine ilettik. Ve netice itibariyle şunu söyleyebilirim ki, tabii İsviçre'deki sağlık sistemi, İsviçre'deki bu pandemide nasıl hareket edildiği kendisine has bir takım uygulamalar var. Hastamız ve vatandaşımız, evet, 4 tane hasta COVID-19 yani korona hastası olmasına rağmen, yapayalnız kalmış olmalarına rağmen maalesef hastanede tutulmadılar. Onlar da buraya karşı olan herhalde ben eksikliği, güven duygusu ortadan kalktı. Ve çevredeki bir takım ülkelerden de vatandaşların Türkiye'ye götürüldüğünü görünce öyle bir çalışma içine girmişler. Ama burada tüm tetkiklerde Türkiye'ye gidecek yoğunlukta bir rahatsızlığının olmadığı çıktı. Bu vesileyle buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlarla da her gün, her saat görüştüm. Sayın Doçent Doktor Mustafa Çavuşoğlu Bey, Medipark sahibi kliniği, özellikle kendisi bizzat ilgilendi. Medipark kendilerini iki sefer, hatta Büyükelçimizin de özellikle Başkonsolosumuzun nezaretinde çok yoğun kontrollerden geçti. Ve devletimiz ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler Yasemin Hanım ve ailesinin yanındaydık. Daha şu birkaç güne kadar hep irtibattayız. Yani sağlıklarıyla ilgili gelişmeleri hep takip ettik. Şükürler olsun ki bugün itibariyle son derece her biri sağlıklı, sağlıklarına kavuşmuş vaziyette. Dolayısıyla bundan memnuniyet duyuyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Geçmişte Türkiye'den hep Avrupa'ya sağlık için gitmek isteyen vatandaşlarımızın tam tersine bu COVID ile birlikte, pandemi ile birlikte Avrupa'nın her yerinde Türkiye'ye giden bir hasta ve Türkiye'ye olan bir güven meydana geldi. Bundan da özellikle yurt dışında yaşayan, hayatı Türk milletine adamış bir kişi olarak ve İsviçre Türk Federasyonu olarak ülkemizin bugünlere gelmesinde ve bugünlere gelmesindeki çabalarından dolayı tüm yetkilileri kutluyorum. Az önce Sayın Sağlık Bakanımız da izledim. Çok son derece önemli bilgiler sundular.
vaka sayısı, ölüm oranına vesaire baktığımızda son derece güzel, kontrollü ve tam teşekküllü hastanelerde vatandaşlarımız en iyi şekilde muayene edilip tedavi edildiğini özellikle söylemek istiyorum. Bu arada İrfan Bey, İsviçre'de 4 vatandaşımız hayatını kaybetti koronadan dolayı. Allah rahmet eylesin. Biz bir daha kendilerini analım burada. Allah'a şükürler olsun ki daha fazla kayıp vermedik kendi vatandaşlarımız açısından. Bu pandemi süreci geçti, kayboldu gibi oldu yalnız İsviçre'de. Çünkü vaka sayıları çok düştü. Dün hatta 3'e düştü. Bugün 17 olarak açıklandı. Sıkı tedbirler alınmamasına rağmen İsviçre'de eleştirdiğimiz, birçok uzmanın eleştirdiği bir konuydu. İsviçre'de tedbirlerin gevşetilmesi de çok, sınırların açılması da çok eleştirildi. Ancak vaka sayıları çok düştü. Hepimiz bir rahat nefes aldık. Ancak yaz dönemi geldi. Bu defa da Türkiye'de bu karantina meselesi çıktı. Evet. 14 günlük. Bugün Türk İsviçre Seyahat Acenteler Birliği bir girişimde bulundu. Kaldırılması yönünde vatandaşlarımızın bu karantina meselesinden çok rahatsız olduklarını biliyoruz. Çünkü 3 hafta izine giden, 2 hafta izine giden bir kişi, bir aile nasıl 14 gün evde kalır? Sizin bu konudaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi alabilir miyiz? Evet, tabii ki Bahtiyar Bey, özellikle hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. İsviçre'deki 4 tane vatandaşımız bu koronadan dolayı vefat etti. Burada şükürler olsun ki sanıyorum bir tanesi buraya defnedilmesine rağmen 3 Türkiye'ye gönderildi. Daha önce alınmış karar doğrultusunda aslında hem Fransa'da, Avusturya ve Almanya dahil bazı vatandaşlarımız koronadan vefatında Türkiye'ye gönderilmiyordu. O son derece sıkıntı vermişti. Biraz önce dedim ya, insanlar 40 senesini vermiş. Ben çok gördüm. 40 seneme acıyorum diyen bu memlekette yaşayan insanımızı gördüm. 30 seneyi vermiş, 30 seneme acıyorum diyen vatandaşımızı gördüm. Hatta o aralarda belki yollar açılmış olsa hiçbir şey buradan beklemeden gidecek insanları biliyorum. Öyle bir sıkıntı içine girdiler. Psikolojik bir etki yaptı. Ancak şu burada gerçekten bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Hem bu yurtdışı Türkler başlığı nezdinde Dışişleri Bakanlığı, tüm personeli ve Sağlık Bakanlığı ve devletimizin tüm birimlerine, daha sonra özel bir statüyle koronadan vefat edenler de Türkiye'ye gönderildi. Bu atıldı. Ancak malumunuz olduğu gibi gerek koronadan gerekse normal bir ölüm neticesinde burada vefat eden vatandaşlarımız aileleri hiç gidemedi. Evlatları, eşi hep burada kaldı. Cenazeyi kargoyla Türkiye'ye yolladılar ve oradaki yakınları tarafından defnedildi. Şimdi birçok yine vatandaşımızın Türkiye'de yakın anne, kardeşleri, babaları vefat etti Bahtiyar Bey. Hakikaten bunlar dört gözle yolların açılmasını, gerek hava yolu gerekse kara yoluyla Türkiye'ye ulaşmalarını, burada yakınlarına sarılmayı istiyorlar. Ölmüşlerini, mezarda da olsa mezarlarını ziyaret etmek istiyorlar. Şimdi biliyoruz Türk Hava Yolları ve bakanlık yetkilileri nasip olursa 18 Temmuz itibariyle artık hava yolu trafiğinin başlayacağını duyurdular. Ve Türkiye'ye tatil yöreleri, tatil bölgeleri artık açılıyor ve tatillerini Türkiye'de geçirmek için çağrıda bulunuyor. Tabii ki doğru. Vatandaşlarımız da burada doğan 7'den 77'ye herkes bir an önce vatanlarına, sevdiklerine kavuşmak için can atıyor. Türkiye'nin güneşinden, denizinden faydalanmak için can atıyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki bir pandemi var. Bu sıkıntıyı biliyoruz.
Ama bunun içinde korunması gereken, yapılması gerekenler, işte maske takılması, bu sosyal mesafe gibi konularla bunun önüne geçilmesi konusunda çalışmalar var. Şükürler olsun teknoloji gelişti. İşte 15-20 dakikada ya da bir günde yapılan testlerin sonucunun elde edildiği zaman yaşıyoruz. Bu çok güzel bir hadise. Şimdi 18'inde hava yolu trafiği ya da karayoluyla Türkiye'ye giden vatandaşa diyecekler ki hava yolunda bir ölçüm yapacaklar. Git diyecekler, sen evinde 14 gün dışarı çıkma. Şahsen şunu söyleyeyim. İsviçre'de yaşayan birçok vatandaşımızın en fazla yaz ayında 2 hafta izin veriyorlar. 2 hafta. Evet. 3 hafta da değil. 4 hafta da değil. Hadi 3 hafta olsun. Şimdi Türkiye'ye giden bir vatandaşımız hatta haftalık, bir haftalığına Türkiye'ye gitmek istiyor. Ne yapacaksınız? Yani gitsen 14 gün evinde kal. Niye gitsin? Ya da normal bir turist gelse git otelinde yat 14 gün denilebilir mi? O insan oranın havasından, suyundan, işte şartlarından faydalanacak. Vatandaşlarımız da aynı şekilde. Tabii ki kontrol edilmeli. Kontroller sıkı tutulmalı. Ve uyarılar hakikaten sıkı sıkıya yapılmalı. Ve vatandaşlarımız da mutlaka buna uymalı. Ama evet, hasile, havalar düzelsin, yollar açılsın ve hasretle ülkeme, vatanıma kavuşayım diyen kişilere de sen evinden çıkamazsın demek, o zaman bulunduğun yerden buraya gelme demek. Size bakın, bunu söyleyince yine aklıma geldi. Bugün işte şahsen bizim evlatlarımız 2-3 senedir Türkiye'ye gidemiyorlar. Diyor ki böyle, ben diyor gidemezsem Türkiye'ye ölürüm bu sene baba. Şimdi 28 Haziran'da Türkiye'ye bilet aldılar. Şimdi bu insanlar işte bir hafta İstanbul'da geçirecek, 2 hafta memleketlerinde geçirecek. Ya bunu nerede tutacaksınız? Nasıl tutacaksınız? Bazı şeylerin olumluluğu var mı? Ona da bakmak lazım. Dolayısıyla buradan şunu söylüyorum. Tabii TİSAB'ın, bu Seyahat Acenteler Birliği'nin bu isteğini, arzusunu ben de yeniliyorum. Ve Türkiye'deki yetkililerden, gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek Dışişleri Bakanlığımız, ilgili tüm mercilerden özellikle istirham ediyorum. Bu iş mutlaka açıklığa kavuşturulsun bir an önce. Vatandaşlarımız gerçekten çok sıkıldılar. Dört gözle ülkeye, vatanlarına, milletlerine kavuşmak için can atıyorlar. Çok sıktı bu pandemi. Hepimizi gerçekten çok zor durumdayız. Psikolojiler bir defa yok. Psikolojik olarak yıkıldık. Böyle bir anda ülkemizden ve ülkemizi idare eden her bir kesimden, özellikle yurt dışı Türkler kanalına da buradan tekrardan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Onlar çünkü buradaki Türkleri en iyi anlayan, onların dert ve sıkıntılarını ilgili mercilere en iyi şekilde götüren ve kişiler ve vesileyle kendilerinin bu konuya eğilmesini istiyorum. Ve bu arada da hemen şunu da söylüyorum. Benim bizim kıymetli Konfederasyon Genel Başkanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cemal Çetin Bey'e de teşekkür ediyorum. Kendileri bu konuyu biliyorlar. Onlara da iletiyoruz. O konuyla da yakından ilgileniyorlar. İnşallah sonuçlarını kısa zamanda alacağız. Yani vatandaşlarımıza müsterih olsunlar. İlgililerin ve bilim adamlarının ikazlarına uyalım. Ama tüm yetkili ve ilgili mercilerden de ricamız, bu 14'lük karantinayı düzelmesi için ne gerekiyorsa bilimsel olarak yapsınlar, kontrolleri yapsınlar. Zaten kontrolü altındalar. Herhangi bir hastalık varsa anında müdahale edilebilir. Zaten kimse de hastaysa oraya gitmez yani. Özellikle onu söylemek istiyorum. Evet. İrfan Bey, Eyüp Toroman adlı bir vatandaşımızın güzel bir sorusu var. Ben size bu soruyu okuyayım. Bir virüs belası var başımızda. Bu süreçte camilerimiz, ocaklarımız kapandı, imamlar geri döndü. Bu da çocuklarımıza ekstra bir külfet getirdi. Cemaat yoksa para da yok. Ocağın belli bir gideri var. Bu zor süreci atlatmak için bir programınız var mı, bir çalışmanız var mı diye bir soru sormuş. Bir döneminde 15'in
Ocak vardı diye biliyorum diye yazmış. Nere demiş? Bir dakika, programınız var mı? Bunlar nerede? Bir de İsviçre'de kaç tane ocak var? Bir döneminde 15'in üzerinde ocak vardı diye biliyorum. Şimdi kaç ocağımız var diye sormuş. Yani evet. Bir dönem 15 tane var diye biliyorum. Şu anda kaç diye evet. sormuş. Şimdi Eyüp Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki tabii ki bu pandemiyle birlikte bu hem camiler hem mekler her kesim olduğu gibi büyük bir sıkıntı içerisinde. Şu an zaten çalışmalar tamamen bitmiş ve insanlar bu ayın biri itibariyle belirli bir sayıda insanlar yana geldi. Ve dikkat ederseniz ilk bir yerde cuma namazı eda edildi. O da belirli bir şartlar altında. Evet. Bu sıkıntıları evet hep beraber yaşıyoruz, yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz sıkıntılarımızı. İnşallah güz ayıyla birlikte gideceğiz, bitireceğimizi düşünüyorum. Ama işte söyledik ya, pandemi, insanların psikolojileri, sıkıntıları ve her türlü işte bizi psikolojik etki altında bıraktı. Ondan dolayı da bir takım sıkıntıları gitmek için hem Türkiye'nin yolunun açılması hem işte vesaire yolların açılmasını arzu ediyoruz. Ve inşallah önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu sıkıntıları ve problemleri hep birlikte aşacağız diyorum. Kendileriyle irtibata geçeriz. Nerede ne istiyorsa bize şeyini bıraksın telefonunu. Görüşürüz kendine. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İrfan Bey, yayınımızın sonuna doğru yaklaştık neredeyse. Son olarak söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şimdi sevgili Bahtiyar Bey, bir kez daha size, şahsınızda Post Gazetesi ailesine sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu imkanı bize vermiş olduğunuz için. Ben tabii ki bundan sonraki yayınları inşallah daha güzel günlerde yapmayı nasip etmesi için Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Ve bununla birlikte nerede Türk varsa Türk milletinin siktası olduğumuzu söyledim zaten. Milletimiz bize her zaman her şekilde ulaşıyorlar, ulaşabilirler. Yalnız İsviçre değil, dünyanın her yerinde ne olursa olsun, hangi sıkıntı olursa, elden geldiği imkanlar çerçevesinde yardımcı olmaya çaba sarf ediyoruz. Bu artık eski değil, bundan sonra yeni bir çağ var, bu dijital çağ diyeceğiz buna. Bu çağda vatandaşlarımızın tekrardan olmuş olduğu yere gelebilmeler için bir eğitim, kültürel konulara önem vermelerini rica ediyoruz. Ve bizlerle irtibatlı olsunlar, bize her türlü konularda ulaşsınlar diyorum. Bizleri izleyen hem İsviçre, Avrupa ve Türkiye'den, dünyanın her bir yerinden vatandaşlarımızı, arkadaşlarımızı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Birine hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Ve teşekkürlerimi bir boş biliyorum. İrfan Bey, bu arada Medipark Kliniği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Çavuşoğlu bir yorumda bulundu ve size teşekkür etti. Ben size onu aynen okuyayım. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilgi lideri Sayın Doktor Bahçeli'ye federasyon başkanımız nezdinde teşekkür ediyoruz. Federasyonumuzun bu pandemi döneminde vatandaşlarımıza yönelik pek çok hizmeti oldu. Bunlardan kısaca bahseder misiniz lütfen diye de bir soru sormuş size. Valla çok teşekkür ediyorum. Bizler de Mustafa Çavuşoğlu Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Zaten biraz önce de özellikle söyledim. Kendisi burası evet. bir Türk kliniği. Ben yıllardır hayallerimden bir tanesi buradaki her bir işte
dalda faaliyet gösteren her bir iş yerinin olmasını istiyorum. Klinikleri, hastaneleri olmak istiyorum. Hakimleri, doktorları olmasını istiyorum milletimizin. Burada artık böyle işte biraz önce dedik ya, eğitimle ilgili bunların hepsi. Kendileri çok önemli bir çalışma yaptılar. Eksik olmasınlar, böyle güzel bir klinik meydana getirdiler. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum bu çabaları da. İnşallah başarıya ulaşır. Şimdi daha önceden yayınlamıştık sevgili Bahtiyar Bey. Daha önce bu pandeminin başladığı sürede, işte sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde bilhassa vatandaşlarımızın yemek ihtiyacı dahil, sıcak yemek ihtiyaçları dahil evlerine kadar ihtiyaçları olanın götüreceğimizi söyledik. İnanın ilaçlar dahil birçok konuda telefon ettiler ve hepsine ulaştık, ulaştırıyoruz. Ulaştırmaya devam edeceğiz. Zaten Mustafa Bey bunu söylemiş, bunları söylüyorum ama bunun dışında özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Yani biz federasyonlarımızın olduğu, ki her Avrupa ülkesinde var, federasyonlarımızın olduğu ülkelerde vatandaşlarımız sigortalı gibiler, hiç endişe etmesinler, her türlü sıkıntı ve dertlerinde yanındayız. Teşekkür ediyorum ona da. Ben de size çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizi yorduk akşam akşam bugün. Burada vatandaşlarımıza seslenelim. Sevgili vatandaşlarımız, bizi izleyen vatandaşlarımız, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.